Selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyda Nur. Hacettepe Üniversitesi Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Beni eğer tanımıyorsanız kendimi tanıtarak girmek istedim. Bugün günlerden 16 Mart Salı. Normalde size vlog başlatmayacaktım ama sabahleyin BİM'e gittim. Ve bugün BİM'de biliyorsunuz ki aktüel ürünler var. Bugün çok güzel ürünler gelmişti. Ben de bir sürü şey aldım. Öyle olunca dedim ki hani takipçilerimle bunu paylaşayım. Çünkü birçoğu da YouTube için aldım aslında. Öncelikle yiyeceklerden başlayalım. Bir de sizler alışveriş videolarını falan çok seviyorsunuz. Dedim bunu kesin videomun içinde bulundurmalıyım. Sonra dedim bugün de dersim 3'te. Şu an saat 2. Bir saatim var dersime. Madem öyle ben de takipçilerimle birlikte aldıklarımı yerleştireyim. Onlar çok seviyorlar böyle şeyleri. Daha sonra da derse katılırız birlikte. Bir şeyler yaparız. Daha birçok işim var bugün. Zaten bugün çok keyifli bir gün olacak bence. Bu videoyu seveceğinizi düşünüyorum. Sizlerin de seveceğini düşünüyorum. Umarım seversiniz. Hadi başlayalım. Önce kolayla soda aldım. Birazcık hassas bir mideye sahibim. O yüzden benim dolabımda yani soda olmazsa olmazdı. Çünkü soda içtiğimde daha iyi hissediyor midem. Yani daha rahatlatıcı geliyor. Muz aldım kendime. Aynı zamanda bir tane de kivi aldım. Şimdi bunları yapalım. Daha sonra ben salata yapmayı ve salata yemeyi çok severim. O yüzden kendime bolca biber aldım. Marul aldım. Marulum o kadar büyüktü ki arkadaşlar. Ben daha önce bu kadar büyük bir marul almamıştım. Yani poşete zor sığdı. Bir tane de maydanoz aldım. Çilek aldım, çilekli. Bayılırım buna da. Yiyecekler bu kadardı arkadaşlar. Şimdi geliyoruz bu enteresan güzel şeylere. Bunları asıl göstermek istiyordum zaten. Bunlar hep var zaten. Öncelikle şunlarla başlayalım. Kendime iki tane yara bandı aldım. Bunlar lisanslı. Birisi Kral Şakir diye bir çizgi film. Birisi Rafadan Tayfa diye bir çizgi filmin yara bandları. Bunları göstereyim. Fiyatlarını da söyleyebilirim. Yara bandı 10 tanesi 3 TL'ye aldım. 3,5. Şu şekilde bir tanesi. Hastanede çalışmaya başladığımdan beri yara bandı bana çok gerekmeye başladı. Çünkü sürekli elimize dezenfektan döktüğümüz için ve sürekli yıkadığımız için ellerim hep çok tahriş oluyor. Ve en ufak bir şeyde hemen yırtılıyor, kesiliyor falan. Bir de mutfakta çok uğraşıyorum biliyorsunuz. Yemek yapıyorum falan. O yüzden ellerimde kesinti kesikler falan olabiliyor. Sık sık da değiştirmek gerekiyor pandemiden dolayı. O yüzden yara bandı gerekiyordu. Ben de böyle neşeli yara bandlarından alayım dedim kendime güzel olur diye. İyi ki de almışım bence, hoş. Kendime şu şekilde tokalar aldım. Bunlar böyle bayağı sert bir şekilde şöyle takabileceğiniz tokalar. Ben bunları böyle iki tane yandan yaptığım zaman takabilirim. Çok güzel olur. Bir tane böyle aldım. Bir tane de bundan aldım. Bu da açık renkli ve böyle. Madem tokadan gidiyoruz, şöyle de bir tane flor aldım. Flor da çok güzel. Pembe oluşunu sevdim. Ben biliyorsunuz ki çok fazla kullanıyorum. Ya böyle kullanıyorum. Hani şöyle bağlama şeklinde kullanıyorum. Ya da böyle hani at kuyruğu tarzında kullanıyorum şöyle. Gerçekten güzel oluyor bence. Yani şu an saçım tabii ki uygun değil. O yüzden çok hoş çıkmıyor olabilir ama ben sadece aldıklarımı gösteriyorum size şu an. Amacım o. Geliyoruz YouTube için aldıklarıma. Bakın. Avokadolu bir tane yastık aldım. Hem de 19 TL'ye aldım bunu. Çok ucuzdu. Çok hoşuma gitti. Şunun tatlılığına bakın. Normalde almayacaktım ama sonra dedim ki bunu almazsam olmaz. Yani 19 TL'ye de bayağı iyiydi fiyatı. İnternette falan baktığımda hep 29-30'a falan bulmuştum. Çok uyguna geldi. Yumuşacık böyle. Bu çok tatlı oldu. Avokadolu bardağımın yanına ekleriz. Zaten avokadolu bardağı alırken de bunu almayı çok istiyordum ama o zaman alamamıştım. Şöyle bir avokadolu peçetelik aldım. Şu şekilde şuradan kartonu deliyorsunuz. Buradan peçetelerinizi alıyorsunuz. İçerisinde 60 tane var. Hijyenik mendilmiş. Arka planımda kullanmak için şöyle bir şey aldım. Bakın. Bu şekilde. Böyle arka planıma koyacağım. Sizlere canlı yayın açtığımda falan. 1,5 voltluk 2 adet pille çalışıyormuş. O yüzden şöyle de pil aldım. Bu da 4 TL'ydi. Yok, bu 3 TL falandı. Bunun fiyatı da 27 TL'ymiş. Bu da bayağı uygun. İnternette dediğim gibi 27'ye asla yok. Yani baktım kaktüslüsü falan filan da var. Ama en uygunu tabii ki BİM'deydi. O yüzden ben de alayım dedim. Şaşıracaksınız. Odanın aydınlatmalarını pek fazla sevmiyorum arkadaşlar. Çok fazla hoşuma gitmiyor. O yüzden BİM'de şöyle bir şey vardı. 12 tane farklı renk gözüküyor yani şu an için. Bunları da videonun ilerleyen kısmında akşam olunca, şu an çok belli olmaz çünkü çok aydınlık. Bunu da bir deneyelim. Çok merak ediyorum. Şimdi şunu çalıştıralım isterseniz. Nasıl mutlu oluyorum ama. Oo, burası da böyleymiş. Çıkmıyor. Asansörlü. Hazır mısınız? Ya çok tatlı. Bayıldım. Işığı da kapatıp göstereyim bir de. Sizin için perdeyi çektim. Bir de böyle görün. Oo, patladı. Çok güzel. Keşke böyle net görebilseniz şu an. Yapamadım ama keşke insan gözüyle gözüktüğü kadar iyi gözükse şu an kamerada, ama mükemmel duruyor arkadaşlar. Bayıldım ben buna da. Bir tane de palmiyelisi vardı. Belki onu bile alırım yani. Çok hoşuma gitti. Ben bu kadar iyi beklemiyordum. Alışverişim bu kadardı. Bunu şimdilik size göstermiş olayım. Saat 3'te de benim uzundan dersim var. Şu an saat 2'yi çeyrek geçiyor. 5 dakika içinde bir şeyler atıştıracağım. Birazcık acıktım. Bunlar bu şekilde. Niye koyuyorum ki geri? Yerine koyayım. Yani şunun etiketini göstermek için koparmadım size. Etiketini bile bu kadar tatlı yapmayı nasıl başardınız? Değil mi ama? Çok tatlı olmuş. Bu artık benim yeni arkadaşım.
Şimdi ailesi hazırlanan bir arkadaşımın sorularını çözeceğiz. Bunu niye yapamadın? Kök 40'tır, 2 kök 10 işte. Bunu göremem. Bu kadar şeyi görüp, şunun ikisi kenar olduğunu görüp şunu görememek. Oh my god. Soru birazcık barutmuş. Çok felaket bir soruymuş. Ben saat 3 ve Zoom dersindeyim arkadaşlar. Hemen dinleyelim dersimizi. Ders güzel gidiyor arkadaşlar. Ben şimdi dönüyorum. Sizi daha sonra açarım. Sıkılmayın. Havaya bakın arkadaşlar. Felaket bir fırtına çıktı biraz önce. Şu anda felaket bir rüzgar var. Ve yağış var. Yağmur yağıyor. Çok güzel. Biraz önce daha fazlaydı. Şu an çok güzel sarsmıyor. Ve ben şu anda arkadaşımın bir sorusunu çözmeye çalışıyorum. Zoom'dan o şu an burada. Selam ver. Merhaba arkadaşlar. Ben de aile sınavına hazırlanıyorum. Hepinizin Allah'a yardımcısı olsun. İnşallah emeklerin karşılığını alırsınız sizden. İnşallah ve amin. Abiniz de size başarılar diliyor arkadaşlar. Kendisi de elektrik elektronik mühendisliğinde okuyor. Elham. Bekliyoruz gençler. Havaya bakın. O kadar rüzgar var ki. Sizi geyik kafeden götürmek istemem. Bu geyik kafemiz. Bu da geyimiz. Hadi akşam trafiği gençler. Şu an yokuş iniyorum. Rüzgar arkadan ittiriyor. Kendimi zor durduruyorum. Çok hoş bir duygu yani. Dinmesini beklemiştim ama yağmur yeniden başladı. Olsun, yağmuru çok severim ben. Ben çok az kaldı. Şu an metronun içerisindeyim. Şuradan dönünce. Şuradan. Metroya gidiyorsunuz. Ve şu an Cebeci'ye çıkıyoruz. Birisi şey yazmış videomun altına. Şimdiye kadar Cebeci'yi öven tek kişi diye. Bence de yani Cebeci'yi hiç övülecek bir tarafı yokmuş gibi söylemişsiniz ama yani Cebeci de güzel bir yer şimdi. Ay korktum. Ay. Amca şey giymiş. Kamuflaj bir şey giymiş. Ah canlandı zannettim. Şu an çok korktum. Yayalar ıslanır ya, sorun yok. Siz geçin yeter ki. Öyle bir rüzgar var ki şu anda, hani böyle çok felaket. Dur bir dakika. Annem böyle havalarda dışarı çıkmaya hiç şey yapmaz, çıkma der. Şey der sonra, kafana levha uçacak. Burada anneme andım şimdi. Öyle havada dışarı mı çıkılır, kafana levha uçar falan der hep. Şu an ben öyle bir havada çıktım. Oo, çok esiyor. Hani şey ya, Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Cidden öyle yani. Öyle bir anda karşıdan karşıya geçtim ki kendim bile inanamadım buna. Nasıl geçtiğimi. Ve Cebeci de böyle bir yer. Ortasında bir 10 dakika falan mahsur kaldım. Olayı anlatmam lazım. Yolun ortasındayım. Rüzgar arkamdan itekliyor böyle, yola doğru itiyor beni. Durduramıyorum kendimi, adım adım böyle. Gidiyorum. Neyse ki bir şey olmadı. Ben bir şey anlatırken çok heyecanlanıyorum, bunu fark etmişsinizdir. Çoğunu söylüyor zaten. Selam. Ben markete gittim, geldim. Şu halime bakın. Videonun bir önceki kısmı ile şu anki hali çok farklıdır büyük ihtimalle. Çünkü dışarıda felaket bir fırtınaya yakalandım. Zaten o zamanları da çektim size. Şunu aldım. Çünkü çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ben bu kadar kaliteli bir şey beklemiyordum. Bir de şimdi arka plan benim için her zaman için önemli yani. Arka plan için olmasa bile ben bunu gerçekten çok sevdim ve yakarım yani. Huzur duyuyorum böyle. Mesela ben mum yakmayı falan da çok severim. Bu arada Trendyol'daki aldıklarımı da aldık kargodan. Biraz önce çok tuhaf bir aksilik yaşadım. Onu size anlatmak istiyorum. Dışarıda yağmur yağdığı için kargomatın ekranı suyla ıslanmış. Öyle olunca dokunmatiği çalışmıyordu. Su hani sanki şuraya dokunuyormuşsun da buraya dokunuyormuşsun gibi oluyor yani. Biliyorsunuzdur telefonunuzun ekranı ıslanınca nasıl bir etki olduğunu. Öyle olmuş. Kargomatın ekranını silmek zorunda kaldım peçeteyle. 50 saati uğraştım o yağmurda. O kadar çok ıslandım ki çok canım sıkıldı. Diyorum ki yani rahat bir şey kargomattan almak. Yani şu yüzden ben size söyleyeyim. Neden kargomattan alıyorsun sürekli, hani niye hiç kendin evine getirtmiyorsun diye düşünüyorsanız şu yüzden, onu da açıklayayım. Şöyle ki
çünkü ben sürekli o hastanede olan bir insanım ve sürekli değişiyor. Yani bir gün sabah gidiyorum, bir gün öğlen gidiyorum, bir gün akşam gidiyorum. Bazen uzun sürüyor, bazen kısa sürüyor. O yüzden hani ben yokken de yurttaki görevliler hani senin adına almıyorlar. Böyle bir kuralları var. Çünkü adamlar da haklı. Yani 100 kişinin kargosu gelse 100'ünde mi alacaklar? Alamazlar. Bir de kaybolur falan. Sorumluluk almak istemiyorlar büyük ihtimalle. Öyle olunca ben de mesela hastanedeyken kargo geldiği zaman da hadi koşayım da hocam ben bir kargo almaya gidiyorum falan diyemezsin. O yüzden de ben bu kargomatı seviyorum. Korona değilim inşallah. Korkmayın. O yüzden de işte kargomata koyduruyorum. Öyle olunca ne zaman istersen 3 gün içinde gidip şifreyi girip alabiliyorsun. Öyle çok büyük bir rahatlık yani. O yüzden kullanıyorum. İsterdim 55 saattir açmıyorum. Ben de ayrı bir alemim ha. Bakayım bu da çok güzel ya. Bence güzel oldu. Zürafanın ağaçtan uzun oluşu da birazcık tuhaf ama öyle olmuş işte. Kısa ağaçlar da var. Bu şekilde BİM alışverişim. Şimdi gelelim Trendyol'a. O kadar yağmuru, rüzgarı yedim. O kadar üşüdüm falan filan. Şu an dışarıda güneş çıktı. Zaten yüzüme de yansıyor. Neyse şunlara gelelim. Şimdi şunu da akşam takacağız. Bekleyin. Şu an çok yoruldum ama deneyeceğim. Hadi bakalım. Gömlek böyle oldu. Arkadan gözüküyor mu? Bu da puantiyeli gömleğimiz. 38 beden. Ve son olarak sizlere pijamamı göstermek isterim. Ve çok güzel. Aldıklarım bu kadardı. Göstermek istediklerim de bu kadardı. Şunu göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki lamba aldık. Şu an taktım. Bu white'da şu an beyazda. Bu mavisi. Yeşil. Kırmızı. Biraz daha değişik bir mavi. Mor. Pembe. Çok tuhaf mavinin bir sürü tonu var. İşte turuncu, sarı. Sonra mesela modlar var. Mesela bu modda sürekli renk değişiyor kendi kendine. Bakın mesela. Kendi kendine sürekli renk değiştiriyor. Yani şöyle bir mod var. Böyle yanıp yanıp sönüyor. Disco. Hem renk değişiyor hem yanıp sönüyor. Çok iyi. Sonra bir tane de flash var. Bunda da hızlı hızlı renkler değişiyor. Masa lambam yanımda olmadığı için sizlere böyle tavandan gösterebildim ama Kayseri'ye gittiğimde masa lambamı da getireceğim. Bu şekilde yani. Benim hoşuma gitti. İyi ki almışım diyorum yani şahsen. Sizlere bununla çok güzel bir planım var. Video fikri. Hepinizi çok seviyorum. Umarım sizler de keyifli, verimli bir video geçirmişsinizdir. Gün bitti yatacağım derken şu bayrağın güzelliğine bakın arkadaşlar. O kadar güzel bir yağmur yağıyor ki şu anda. Felaketle bir rüzgar var. Ağaçlardan anlayabilirsiniz. Bakın bakın. Ve bayrağın dalgalanışına bakın. Çok güzelsin. Ay yıldız. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı hiç unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öptüm. Hoşçakalın.